Şimdi piyasalar hareketli dedik, biraz konuşmak gerekiyor. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Tuşucu bizimle beraber. Tuncay Bey merhaba. Bu dalgalanmayı neye daha çok bağlamak gerekiyor? Gerçekten ABD endişeleri mi uluslararası piyasalarda biraz daha korku yaratmış durumda? Yani sanıyorum öyle. Zaten önceden de bir zayıflık vardı. Yani Amerika'da S&P endeksi aslında 2 ay önceden satışa geçti. Yer yer yukarı doğru sıçramalar yapmasına rağmen hala olumsuz hareketler var. Tabi S&P %4, %5 gibi bir düşüş yaptığında da bütün dünyada bundan rahatsız oluyor. Hepimiz de bundan maalesef etkileniyoruz. Avrupa'da endeksler ekstra bir zayıf zaten. Çin'le ilgili sorunlar dünya ekonomisine yönelik bazı endişeler yaratıyor. Ve biz de maalesef bundan etkileniyoruz. Şu da çok önemli elbette ki, yani önümüzde çok uzun yıllardır yükselen bir ABD endeksleri var. Orada kar satışı yapma isteği de çok güçlü. O yüzden onların yani kar realizasyonu yapma lüksü de aslında var. Yani epey var. Bunu da belki de bir fırsat olarak şey yapıyorlar. Fakat şu anki görünüm olumsuz. Bizi de maalesef etkiliyor bunlar. Öyle de işte resesyon bu sefer arkasına da başka etiketler yapıştırılmaya başlandı. Acaba gelecekte resesyon tehdit mi vardı ama içeri dönersek dolar TL'deki harekete neye bağlamak gerekiyor ve hani devamını bekliyor musunuz? Cari açık zaten tahmin edilen gibi geldi. Bir miktar daha iyi bir şekilde geldi ama bu tabii ki kurun aşağı doğru düşmesi için yeterli olmadı. Şu anda yukarı doğru bir hamle var. Bunun için bir sebep söylemek zor aslında. Yani Hindistan'dan ötürü zaten gelişen ülkelere yönelik bir olumsuz bir hava var. O da bir miktar bizi tabii ki etkiliyor. Bunun haricinde Merkez Bankası öncesinde sanıyorum bu tarz oynamaları sık sık izleyeceğiz. Yani ona da hazırlıklı olmakta fayda var. Herkesten bir şey bekleniyor mu ki? Yani benim şahsi olarak beklentim yok. Merkez Bankası'nın herhangi bir faiz indirimi yönünde bir hareket yapacağı şeklinde bir beklentim yok benim. Yok, şahsiden öte tabii piyasa öyle bir beklenti için demiş. O yüzden şunu yüzden soruyorum. Yani 13'ünde bir şey yapmadığı takdirde o zaman biraz bir rahatlama mı beklemek lazım? Eğer piyasada böyle beklenti varsa tabii. Tahmin ediyorum bir rahatlama olacaktır. Piyasada da öyle çok ağırlıklı bir şekilde faiz indirimi yapacağına yönelik bir beklenti yok. Ancak ne olursa olsun yine de bu tarih öncesinde spekülatif hareketler için olsun, çok oynak hareketler için olsun bir malzemedir her zaman için. En azından o tarih atlatılırsa bir rahatlık olacağını tahmin ediyorum ben. En azından şunu da söyleyeyim. Bugün çok hacimli bir hareket olmadığını da belirtmek gerekiyor herhalde. Çok teşekkürler. İntegral Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Tuşucu bizimle.